Sevgiyle selamlıyorum. Bugün bir anımı anlatacağım. Anım İspanya'da. İspanya'ya bir sunum için gitmiştik. Sunumdan sonra bize dediler ki orada görme engelliler için bir yer var. Sizi oraya götüreceğiz ama nasıl bir yer, nedir, amaç nedir falan hiçbir şey söylemediler. Tabii ben merak ediyorum. Gittik. Yanımda John var. Profesör John Kennedy var. O Toronto Üniversitesi'nde olan, beni araştıran profesör. Gittik. Yalnız içeri girince bir böyle bir perdeli yer varmış. Oradan içeriye girmeden sana bir şeyler anlatıyorlar. Diyorlar ki bak, şu beyaz bastonları alın, çünkü her görene bir beyaz baston veriyorlar. Bu sağa sola gösteriyorlar, böyle sağını solunu, ayağını önünde ne var ne yok kontrol ederek işte ileri anlatıyorlar. Görme engelliler anlatıyor görenlere falan. Bir de bir halat var, ince bir halat. Sağ tarafta duvarın kenarından gidiyor. İçeriye girince sağ tarafta o halatı bulun. O halata dokunaraktan ilerleyin, dolaşın binayı. Çünkü duvarlarda kabartma resimler falan var girişte. O resimlerin ne olduğunu anlamaları için böyle. Hani görenler görmediği için orada zindan karanlık çünkü. Anlatıyorlar yani içeride böyle böyle diye. Neyse içeriye girdik. John'la profesör benim koluma yapıştılar. Titriyorlar, yürüyemiyorlar böyle. Ya baston verdiler işte, bu baston niçin verildi? Önünde bir şey var mı? Bakın dedim, bakalım önünüzde bir şey var mı? Bastonla araştırın şöyle. Ya tutmayı da beceremiyor şey gibi. Ne derler ona, balık tutarken böyle şey tutarsın ya, beklersin. Onun gibi tutuyorlar sopaları. Ay Allah'ım ya, güldüm onlara. Neyse resimleri elledim, onları anlattım ama başkaları artık ağacı binaya benzeten, ondan sonra şey bir masayı binaya benzeten, bir takım işte meyveler yapmışlar. Onları başka şeylere benzetiyorlar. Kimisi diyor bu adam kafası diyor, bilmem ne diyor falan filan böyle. Gülüyorum onlara. O kadar böyle yani, orada amaç zaten içeriye girdiğin zaman görme engellinin ne durumda olduğunu görenlerin anlaması ve onların ruh halini orada tatmaları. Yani ne yapılıyorsa o içeride görmeden, yani görmezler nasıl hissediyor bir şeyleri, onu görenlere anlatmaya çalışıyorlar orada. Bizim için problem yok. O bizim dünyamız zaten orası. Dışarıya çıkınca iş değişiyor tabii. Oraya girince ben oldum bir canavar. Orada görevliler var. O görevliler hepsi görme engelli. Onlardan yardım almazsan içeride hapı yuttun. Yani bir gören insan için orada çok, yani hiçbir yeri bir şeyi bulamaz, yapamaz. Kolumda yapışık John'la ikisi. Önce şeye gittik. Bir park yapmışlar. İşte oturuyorsun, kuşlar ötüyor, çiçekler, ağaçlar. Harika bir yer yapmışlar böyle. Yukarıdan helikopter geçiyor gökyüzünden. O kadar böyle doğallaştırmışlar yani seslerle. Ben onları oturttum böyle kanepelere. Dedim ki ya bak, buradan ayrılmayın sakın bak. Bir yere çukura bukura düşersiniz diyorum. Gülüyoruz falan. Allah Allah, ne hale düştük diyorlar ikisi de. Neyse. Orada biraz oturduktan sonra dediler ki şeye bineceğiz. Motora bineceğiz. Turlayacağız denizde. Gittik. Motorun yerini bir görme engelli götürüyor zaten. Gittik. Böyle binerken de zor bindik yani. Sandal sallanıyor suyun üstünde. Ya biri bir tarafa bastı, o öyle tarafa, bu tarafa öyle oluyor falan. John bayağı bir zorlandı. Düşmesin diye bana tutunuyor tabii.
ben kime tutarayım? Ondan sonra böyle içeride oturma yerleri var, kenarlarına içeride yapmışlar. Oralara oturttum onları yine. Oturun buralara dedim, tamam. Şimdi kullanacak olan da görme engelli, motoru kullanacak. Oradan motoru nasıl çalıştırdıysa böyle bir hızlandı. Sandalın ucu böyle havaya kalktı. Öyle hızlı gidiyoruz yani. Sular sıçrıyor, rüzgar, gürültü, martı sesleri böyle gidiyoruz. John korkudan yapışmış sandalın kenarlarına böyle iki elinden. Baktım John'a değiyor böyle kolum. Titriyor John böyle. John dedim ne oluyor ya? Ya dedi görmüyor dedi, bu kadar hız yapıyor dedi. Şimdi bir yere bir tostlarsa dedi, hop yuttuk dedi. Ya dedim hiç olur mu sor. O dedim bir yere toslayacak olsa kullanırım onu dedim ya. Bizi tehlikeye mi atacaklar dedim, Allah Allah. Toslamaz o, görür önünü, sen boş ver dedim. Kendini sıkma dedim, serbest otur şöyle. Allah Allah falan. Sandalı gidiyor zannediyor. Sandal aynı yerde duruyor halbuki. Öyle bir sistem yapmışlar ki harika. Sandal aynı yerde duruyor. Gitmiş gibi hava vermişler yani. Ses, rüzgar, her şey geliyor. Neyse geldik, yanaşıyoruz dediler. Ondan sonra birisi de böyle bir dürtüyor. Ne yapıyor? Ne yapıyorlarsa aşağıdan. Sandal şöyle hıp hıp bir salladı. Hah iskeleye geldik dedik falan. Neyse. İndik. Ondan sonra pazar var. Hadi pazara gideceğiz. Hayda. Pazara gittik. Pazarda bir gürültü, bağırıyorlar. Oo bir şey bağırıyor. O yabancı böyle şeyler şey yap, sesleniyorlar. Profesör yanımda. Şey John tabii yanımda. Şimdi elliyorum böyle. Bir tezgaha geldik. Patates. Bu ne diyorum şimdi John'a. Bakıyor. Kivi kivi diyor. Ne kivisi bu patates? Aa kiviye benzettim falan. Profesör bir şeye elliyor. Orada kabak bulmuş. Kabağı elliyor. Muz diyor. Muzla kabak ne kadar ayrı ya. Ha inceliği olabilir. Hani böyle kabuğu da kat kat şey ayrı ayrı soyulduğu için. Hani böyle kabağın üstünde çünkü çizgiler çizgi gibi şey vardır. Yani muzun şeyine benzer ama kabakta daha çok. Muzda olsun iki tane dört tane. O kabakta hem çok hem kabak düz. Muz böyle şöyle dönen bir şey yani. İnsan bir hani koklasa kokusundan bile anlar. Şimdi koklamadıkları için mesela ben bir şeyi anlamazsam koku şey yaparım ama yenilecek bir şeyse de onun tadına bakarım falan yani. Onlar öyle bir şey düşünmüyor. Elledi zaman şu 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 diyor. Yüzde birini veya yüzde ikisini biliyorlar. Herkes böyle ne olduğunu anlayamıyor pazarda. Öyle bir durum. Ama nasıl gürültü bir o pazar havasını nasıl vermişler ya. Ben şaşırdım yani o kadar güzel yapmışlar. Ondan sonra hadi dediler bir şey bara gidelim bir şey içelim. Hadi gidelim bar varmış. Götürdüler bizi. Şurana falan geliyor böyle tezgah. Ne içelim? Ya ben dedim şey yapacağım. Kola içelim. Ben öyle şey içkili aram yok. Tamam. John hadi ben de sana uyuyayım dedi. O da kola söyledi. Söylüyoruz. Şimdi ben kolamı şöyle bir diktim. Küçük kadehle getirdiler zaten. Yani çalışanlar hep görme engelli. Garsonlar falan. John'unkini de önüne koymuşlar. John da dedim içiyor musun John güzel mi falan. Ya dedi çok soğuk biraz bekleyeyim falan diyor. Ondan sonra ben elimle şöyle kontrol ettim. Aldım onun şeyi. Hop diktim kafama koydum oraya. Sessiz bir şekilde. John şimdi aldı eline. Yaptı. Yaptı. Bir şey yok. Ya bu boş dedi. Şimdi dolu olup olmadığını da anlamadı. Kafasına dikiyor. Parmağını soksa anlayacak da. Ne oldu dedim. Ya dedi. Yazık ya dedi. Bak dedi görmüyorlar ya dedi. Dedim. Dedi ben dedi herhalde başkasının boş bir şeyi dolu diye dedi. Boşu getirmiş dedi. Dedim olur mu dedim ya. Onlar dedim yanılmaz. Yok dedim o başka bir şey vardır falan. Olur mu dedi boş dedi filan. Seslendi garsona. Geldi buyur hanımefendi diye. İşte ona İngilizce falan. Ya işte boş getirmişsin. O da herhalde öyle hakikaten öyle geldi zannetti galiba. Ay affedersiniz falan filan demiş. Gitti dolusunu getirdi. Falan ben bir şey söylemedim orada. Ben içtim falan demedim. Neyse desem bana niye yaptın diyecek. Ondan sonra oradan çıktık.
Ana ben gene görme engelli oldum. Hay Allah ya, orada ne güzel görüyordum. Dışarı çıkınca görme engelli oldum. Neyse dışarıdayız. Bir şey dedi John bana. Bir kız geliyor dedi, elinde de köpeği var dedi. Aa dedim ki John dedim ya biraz soru sorayım dedim ya. Şey yapsana İngilizce biliyor mu acaba falan. İngilizce bir şeyler söyledi falan. Ne anlıyormuş kız. Geldi. Kibar bir kız böyle. Yani herhalde 20 yaşlarında falan. Sorduk bazı şeyleri. Köpek o kadar görevine sadık ki onun böyle sırtında bir tutma yeri var. Halkalı bir şey. Halka gibi. Dedi ki bu halkayı indirdiği zaman aşağıya sırtının üstünde hayvan bir yere gitmez, oturur bekler seni. Ama onu tutup kaldırdığı zaman, elinden tuttuğu zaman hemen kalkar, komut bekler. Harekete geçer yani. Nereye gideceksen. Ha harika falan. Dedim peki metroya falan nasıl biniyorlar ya? Soruyorum şimdi ben, meraklıyım ya. Kız anlatıyor işte. John da bana tercüme ediyor. Şimdi gidiyormuş mesela. Tren miren yoksa bir oturma yerine onu götürüp böyle hareketiyle belli ediyormuş yani. Hani arkana doğru git gibi. Nasıl bir böyle nasıl itekliyor mu göğsünden mi? Nasıl bir hareket yapıyor bilmiyorum. Hani onu belli ediyormuş o tarafa oturması için. Kız da onu bildiği için hareketleri oturuyormuş, bekliyorlarmış. Tren geldiği zaman bir sağa bakıyormuş, bir sola bakıyormuş. Hangi kapı yakında durursa o kapıya ilerletiyormuş. Yani kalkıyorlar tabii. O kapıya gidiyormuş. Kendisini arkasını dönüp kızı böyle arkası dönük halde köpek içeriye doğru çekiyormuş. Yani onu kontrol ederek, bakarak çekiyormuş içeriye. Ondan sonra gene oturma yerine onun hareketi neyse işte yapıyormuş. Kız oturuyormuş yerine. Ve o da hemen ayağının dibine oturup sessiz. Yani sinema olsun, tiyatro olsun, hani böyle ses çıkarılmaması gereken yerler, tiyatrolar falan. Hiç sesi yokmuş yani. Bir köpek var mı yok mu orada hiç belli değil. Öyle bir şeymiş o hayvanlar. Yani bir hiçbir şey olmuyormuş. Yani kimse şikayet falan edemezmiş bile. Şunu yaptı, bunu yaptı diyor. O derecede. Neyse uzatmayayım. Şimdi mesela o köpeklerin bir şeyi varmış, onu söyledi. Hakikaten ben de hak verdim. Şimdi o köpekler bir görmezi bir yere götürürken görevde. Komut bekliyor ve görevde. Onu böyle görenler şey yapıyorlar bazen. Yapıyorlarmış daha doğrusu. Ah canım şekerim ne tatlı da böyle falan böyle. Yüzünü gözünü hayvanın böyle şey yapıyorlarmış, kafasını falan böyle seviyorlar, bilmem ne yapıyorlarmış. O kadar şeymiş ki hiç hoşuna gitmezmiş hayvanın. Yani çünkü o görevdeymiş. O ne yaparsa yapsın o hiçbir tepki vermezmiş. Hani onu ne kadar seversen sev. O seven kişiye tepki vermezmiş. Görevde olduğunu biliyormuş hayvan. Ben görevdeyim, sen bana ne yaparsan yap, benim umurumda değil. Yani o durum. Onun için eğer ona tepki verse, onunla birlikte işte böyle hareketler falan yapsa, görevini unuttuğu zaman o görme engelli olan kişi tehlikeye düşüyormuş. Görevini yapmıyormuş hayvan o zaman. Ama eve gitti. Hayvanın o tasmasını çıkardığı zaman hayvan gayet hür. Hopluya zıplıya her şey yapıyor. Hani gel git desen bile seni dinlemiyormuş. O kadar hür zamanı. Ama o tasmayı takınca hayvan görev yapıyormuş. Onu öğrendim. İyi oldu öğrendiğim için. Ben de böyle rastladığım zaman hani nasıl köpeğinmiş bakayım mı canım çekerim diyordum da onu öğrendiğim iyi oldu. Ha, bundan sonra yani kesinlikle o şekilde bir şey yapmam yani. Onu öğrenmiş oldum. Neyse. Şimdi bugün ne yapalım? Ne yapalım? Şimdi sizi şöyle pozisyona getirelim. Görme pozisyonuna getirelim. Kayabilir de, kayarsa da, düşerse de kusura bakmayın. Kağıdımız, alalım kağıdımızı.
altında bir şey kalıyor bazen de. Evet. Bu lastiğimizi biliyorsunuz. Yeni izleyenler için söyleyeyim. Sert bir cisimle, kalemle gerekmiyor zaten de. Sert bir cisimle, yani tırnağımla bile çizsem ben çizgiyi görebilirim ama kamerada siz görmeniz gerektiği için kalemle çiziyorum ki siz görün. Çünkü ben kabartma, parmaklarımın ucu gördüğü için kabartmayı, bu lastiğin de görevi o zaten. Yukarıya kabartma yapması. Kalem nerede? Heh. Evet. Şimdi ne yapacağım? Birkaç sene önce bir kız kulesi yapmıştım. Onda kalan, yani ne kadar kaldı hayalimde, ne kadarına kadar kaldı? Yani dört dörtlük belki olamaz ama ne kadarına kadar kaldı aklımda? Öyle bir kız kulesi çizmeye çalışacağım. Evet, başlıyorum çizmeye. Evet. Dur, müziği de açalım azıcık. Nerede şeyimiz? Heh. Havamız olsun. Şimdi şuradan. Bakın şimdi böyle bunu düz çiziyorum. Çünkü şu parmağım var ya, şu parmağım. Şu parmağımı şuraya dayıyorum ya, bunu da böyle tutuyorum ya, şu küçük parmak, bak burada, küçük parmak bu kenarda. Bu kenardan böyle çizdiğin zaman sağa sola kısaltmazsan, yani daraltmazsan böyle dümdüz çizer. O tekniği de söyledikten sonra... Şimdi buradan bakalım uzunluğu nasıl, güzel. Şimdi şuradan iniyoruz. Şuradan indik. Bakalım şimdi şuraya kontrol edelim. Oradan indiysek, şuradan da ineceğiz. Parmağımla tabii bulmam lazım da. Uzunluğuna bakıyoruz. Bunu biraz daha uzatıyoruz. Bir milim daha. Bu iş milimlik iş. Şimdi buradakini aynı uzunlukta yapıyoruz. Şimdi aynı uzunlukta yapıyoruz ama diyorsunuz ki niye sağ taraftaki uzun? Yok, sağ taraftaki uzun değil. İkisi de aynı çünkü burada perspektif giriyor işin içine. Yani kaçış denilen iki kaçışlı. O İtalya'daki binayı çizmiştim, o üç kaçışlıydı. Bu da iki kaçışlı oldu. Bak bir sağa bir sola kaçıyor çizgi. Şimdi... Belki de yanlış söylüyorum he. Yani resim bilgim olmadığı için. Siz boş verin benim dedi. Siz gene araştırın yani. Bu şey nasıl bir şeyse. Evet. Şimdi şuradan. Evet. Şuradan şuraya geleceğiz. Burada dediğim ya, perspektif var. Bir sağa bir sola kaçış var burada. Şimdi öyle bir şey ki şu gövde geliyoruz şurada. Yalnız bu biraz daha açık olacak. Çünkü
kule yukarıya doğru biraz inceldiği için aşağı kısmı biraz daha geniş oluyor. Şimdi buraya bakıyoruz. Bir de şimdi buraya bakıyoruz. Gene buradan geliyor. Şurada. Şuradan oluyor. Evet. Şimdi bunu çizdik. Bunun tabii bu balkonun burada şeyi var. Destek alttan desteği var. Tabii bunun burada da var destek. Şöyle desteği şöyle gösterelim. Hata yapmayalım diye bakıyorum da. Evet. Evet, şimdi bunu sizde en önemli şeyi unuttuk. Dur. Burada şey vardı. Şu tepesinde Türk bayrağı vardı. Hoppa, Türk bayrağını yapalım. Türk bayrağı bir de rüzgarlı ya orası. Şöyle ay yapalım. Şuraya da yıldızımızı yapalım. Ay ne güzel ya. Bizim bayrağımız kadar güzel bir şey var mı? Kurban olurum ona ben. Evet. Bayrağımızı koyduk yukarıya. Şimdi kontrol edelim. Şurada sanki bir şey yanlış mı oldu ama bakıyorum şu duvara. Kontrol ediyorum. Bu biraz daha sanki öyle bir şey ki buradan gelirken bu sağa kaçtı. Buradan gelirken bu sola kaçması lazım biraz. Şimdi bir de gölge verelim şuraya. Binanın yuvarlaklığını gösterelim. Şimdi buraya da bir gölge verelim. Bu da yuvarlaklığı göstersin. Şöyle. Bak bu elimi kaldırsam yapamam. Çünkü bu elimi koyduğum zaman devam edebilirim. Çünkü bu el, parmaklarım gördüğü için takip edebilirim. Evet. Evet. Şimdi şurayı şöyle yapıyoruz. Şuraya bir kapımızı koyalım. Kapımızı. Ben bu binaya çıktım. Yalnız merdivenler o kadar dikti ki. Merdivenler çok dik. Beni iki tane polis, biri bir koluma girdi, biri bir koluma girdi. Beni bir çıkarttılar oraya, uçurdular valla. Yani bu niye böyle şey oldu demeyin. Biraz yandan gördük herhalde burayı. Bunun şurada, balkonunun şu ucunda bu kuleyi çizdim. Bir belgesel, bir televizyona belgesel çekiliyordu. Benim belgeselim. Onu çekerken, resim yaparken falan almışlardı. Kayıt almışlardı videoya. Evet, şöyle bir kara parçasının şeyinde. Şurada bir şeyler var böyle. Kaya parçaları. Vallahi buraya motorla geliyorsun zaten. Yanaşıyor motor. Büyük bir tekne. Bayağı milleti taşıyor. Çok var. Birkaç tane motor çalışıyor. Ay yapabildim mi acaba ya? Vallahi. He? Buldum. Buldum kardeş.
Şimdi şuradan ufuk gösterelim. Şimdi şuradan şöyleyse, şuradan geliyor. Şöyle ufuk gösterelim. Burası deniz. Su buralar. Hep su, 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 su. Buralarda su, su, su. Buralarda su, buralarda su. Hep buralar sular. Denizimiz. Şöyle. Evet. Ne yapalım? Martı yapalım. Şöyle birkaç tane martı uçsun. Martılar uçsun şurada. 2-3 tane de martı uçurduk. Anam ya. Oldu mu acaba? Oldu mu olmadı mı? Rezil olmayalım da. Böyle bir şeydi herhalde. Evet. Şimdi şöyle çevireyim. Öyle zannediyorum ki belki de oradan rahat göremeyeceğiniz. Ben sizi görme pozisyonuna getireyim. Şimdi şöyle hoppa yavaşça çıktan. İşte şimdi böyle bir şeydi. Aklımda dört dörtlük şey yapamam ama bir kere kabartmasını bir kere ellesem hemen o hani unuttuğum ya da yanlış yaptığım herhangi bir şeyi varsa o şey yapar. Aklıma gelir hemen. Ama aklımda kalan bu kadarını size gösterdim. Evet. Herhalde gördünüz artık. Tamam. Ay çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için. Aboneliklerinizi bekliyorum gene. Bu hafta ne oldu bilmiyorum. Birdenbire abonelerim 5-600 çoğalma yaptı. Onu da zannediyorum ki matraksçılar yaptı. Evet, onlara çok teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı. Beni izleyen herkese selamlarımı, sevgilerimi... Önce hepinize sıhhat, sonra bereket, mutluluk, her şey sizin için olsun. Hoşça kalın, bir dahaki videoda buluşmak üzere.